Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok eğlenceli bir konuğum var. Demet Tuncer, hoş geldiniz. İdilciğim, hoş bulduk. Harika bir yer. Yani var ya bu manzaraya, bu huzura herhalde... Her zaman bekliyorum o zaman. Ya evet. Bilhassa bahçede kahve içmeye. Bahçede kahve içmeye. Evet. Şu an biraz hava karardı. Biz akşama kaldık ama bir dahakine daha erken yapıp gündüzden içeriz. Çok eğlenceli dedim. Eğer YouTube'da takip etmiyorsanız mutlaka edin. Takip edenler bir Demet Anne'den bilirler. İnanılmaz eğlenceli videoları var. Annelere yönelik o anneliğin stresini alacak, oturup gülüp izleyebileceğiniz hem de eğitici videolar. Bugün de değişik, enteresan bir şeyler yapacağız galiba. Bugün hiç çocuklarla ilgili bir şey yapmayacağız. Artık dedim ki yeter, biraz da biz kendimiz için yapalım. Çocukları bıraktık bugün. Bıraktık, gerçekten de bıraktık. Ve hep şey yapıyoruz ya, mümkün olduğunca paketten almamaya çalışıyoruz. Şekil al, paketler burada. Fakat İdil de onu istemiyor. Yani hani çok organik, çok her şeyden izole büyütmek de doğru bir şey değil. Bence de doğru değil. Yani mümkün olduğunca sağlıklı yapıp yine ben sizin kanalınıza geldiğimde de bunu konuşmuştuk zaten. Ama aralarda kaçamak yapılabilir. Anneler de biraz rahatlayabilir. Yani bu kadar da kendimize, üzerimize baskı kurmaya hiç gerek yok. Biraz rahat rahat arada da verebiliriz yani bir şey olmaz. Evet yani sakin. Eğer çıldırıyorsa artık birazcık sakinlemek gerekiyor. Bir şeyden, bir kereden bir şey olmaz yani. Değil. Neler yapacağız? O yüzden bugün inanılmaz idrar yani. Bu kadar kolay bir şey daha olamaz herhalde. Burada aslında önemli olan şey şunlar. Bu saksı görünümlü olan kaselerimiz. Bir de bunlar ne diyeceksin? Birazdan söyleyeceğim zaten. Evet, onları ne yapacağız? Ben onları göreceksin. Merak ediyorum. Şimdi dondurmamız var. Dondurma genelde İdil'le önce de konuştuk. Manda sütünden olan dondurmaları tercih ediyoruz. Çok paket, bunun pakette olanı ben tercih etmiyorum. Evet. O yüzden yani iyi kalite olsun. İçinde çok fazla katkı maddesi olması. Evet. Zaten katkı maddesi olanlarda dikkat edin, lavaboya döktüğünüz zaman hemen böyle jüp eriyip gidiyorlar. Diyorlar, evet. Düşünün o vücutta ne oluyor bilmek bile istemiyorum. O yüzden dondurmamız var. Biz dondurmamız güzel. Evet, dondurmamız güzel. Test edildi. Dondurmamız güzel. Çeşitli başı olarak test ettik. O güzel. Sonra burada Oreo'larımız var. Ama negro da olur. Evet evet. Önemli olan şu dışının siyah, içinde beyaz olması. Çünkü bir toprak görünümü vermek istiyoruz. Ben bunu ilk yaptığım zaman misafirler gelmişti, yeni evlenmişiz. İnsanlar tabii şey bekliyorlar. Hadi gelin tatlı yapsın da görelim falan. Ben bir tiramisu falan. Evet ama yani çekimden gelmiş gelin ne tatlı yapacak? Bir de daha beter sinir oluyorsun yani. Hani arkadaşlar, aile için demiyorum. Aile biliyor nasılsa da gelen başka insanlar bir beklenti içinde geliyor tabii. O yüzden ben de sosyal tarafına ağırlık vermek istedim. Prezentasyonla ben bir güzellik yapayım dedim. Yemekler yendi, etti falan. Tabii Çağrı yardım etti yemeklerde de, bakma yine. Sonra ben bunları hazırladım ve dedim ki buyurun dedim, eve götürmek için size de iki tane hediye. O hediyeyi yapacağız şimdi. Onlar da böyle baka kaldılar. Göstereceğim şimdi. Hadi bakalım şimdi. Çok heyecanlı. Şurayı boşaltayım mı? Yok, zaten küçücük alana bile şeye gerek yok diyorum size. Yani 10 dakikada yapacağınız şey her yerde bulabilirsiniz. Şimdi bu şeyler var, pop kekler var. Normalini de kullanabilirsiniz sade ki lezzetler çok fazla karışmasın diye. Şunu alıyorsun mesela bir tanesini, ortadan kesiyorsun şöyle. Tamam. Ondan sonra vay da vişne değil mi? Onun içinde vişne var, evet. Ben vişneli çikolatayı çok sevdiğim için hemen elim böyle vişneli şeylere gidiyor. Allah Allah. Şimdi mesela vişneli olduğu için de bunu sade seçtik. Koş evet. İçine birazcık çikolata parçaları var. Şimdi bunun altına ben şöyle yerleştiriyorum. Tamam. Sonra bak çok önemli. Çok önemli. Bu çok önemli. Çok evet. Çok zor bir tatlı. Çok zor bir tatlı. Ya ama vallahi bu gerçekten hayat kurtarıcı bir şey. Ama böyle şeylere çok ihtiyaç oluyor. Yani ben de o kadar çok yemek yapıyorum. Eğer çok kolaylıkla yapabileceğim bir şey varsa, bazı günler oluyor ki insan çok yorgun oluyor. Çok fazla mutfakta uğraşası gelmiyor. Aynen. O zaman tık tık yapacak şeyler lazım. İşte bak. İstersen kabın da daha büyükse mesela bir tane daha koyarsın. Üstüne tekrar dondurma koyarsın ama dondurmayı koyuyorum ki bu Oreo'ları bayağı biz bir şey yapacağız. Şöyle bir mıncık mıncık yapacağız. Onları iyice ezeceğiz. Bayağı toprak kıvamına getirmek.
Şimdi güzelce kestik oreoları. Evet, şimdi burada toprağımız var. Ekilebilecek bir toprak, gayet verimli. Tam toprak olarak gözüküyor zaten. Gerçekten evet, toprak hatta, gibi. Hatta bak gel şunu onu da yapalım. Aynı anda. Burada dondurmalarımız Allah'tan işte sağlıklı dondurma kullanınca biraz zor ediyorlar. Evet, biraz dayandılar bize sağ olsunlar. Evet. Evet, şimdi toprak ekimine başlıyoruz. Şöyle. Hop. Şu an gerçekten tam bir saksı olarak gözüküyor bunlar. Evet. Ya ellerinize sağlık. Ne güzel ya, pratik böyle. Çok güzel hediyelik olur. Şimdi ama bununla bitmiyor tabii ki. Ne yapıyoruz? Bunumuzu alıyoruz. Hop. Şöyle kesiyoruz. Sonra eşimizin bize her gün taze taze getirdiği çiçeğimizden her sabah her sabah veya her akşam, her sabah olmayabilir. Her akşam. Akşamlara da kızmak yok. Akşam getiriyorsa da olur. Evet, sonra ama ne oldu? Niye bana çiçek aldın? Çiçek aldıysan bir şey olmuştur demek yok. Sus ve mutluluğunu yaşa. Buradan mesela ne yapalım? Şöyle minik bir şeyimizi koparıyorum Akidila. Evet evet. Sonra Tolga'ya laf etme. Yok. Şöyle şuradan koparıyorsunuz. Tolga da böylece sayenizde prim yapmış oldu. Aslında çiçekler sizden. Ya niye söyledim? Onu söyleyelim, söyleyelim. Olmasın, olmasın. Bak şimdi de alalım. Sizin kanalınız nasıl gidiyor? Ya gayet güzel gidiyor. Yani sağ olsunlar çok benimsediler. Fakat şunu da gördüm. İnsanlar gerçekten böyle bir şeye açlarmış. Yani hep yorumlarda böyle ablamız gibi güvenebildiğimiz, çok samimi, dostane bir şekilde algılanıyor. Bu çok güzel. Yani çünkü ben gerçekten yaşadıklarımı ve tecrübe ettiklerimi, yaşayamadıklarımı, neydi, ne olması gerekiyordu veya çok... Çünkü yeni doğan biliyor, sen de biliyorsun. Bir, bence bir insanın hayatındaki en çaresiz hissettiği anlardan bir tanesi. Yeni çocukla birlikte yeni doğumdan sonra özellikle ilk 6 ay çok zor. Ondan sonra da hiç soru bitmiyor zaten. Evet. Sürekli yeni bir şeyler geliyor evet, insanın hayatına. Sürekli araştırmanız gerekenler var, okumanız gerekenler var, merak ettikleriniz var. Ne güzel. Evet. O zaman işte hep senden bir adım önde olan seni çok rahatlatıyor. Evet. Hele bir de söylediği şeyler mantıklıysa. Çünkü kitap biz okuyoruz devamlı ama o kitapta öyle yazmıyor. Bu kitapta böyle yazmıyor. Kitaplar da birbirine tutmuyor. Tutmuyor. Evet, olmuyor. Tutmaz. Çocuk da birbirine tutmuyor ki. Doğru, yani evet, hiçbir evlilik, hiçbir hamilelik, hiçbir bebek birbirini tutmuyor. Dolayısıyla mantıklı olan, seni rahatlatan neyse onun peşinden gitmek istiyorsun. O yüzden güzel bir ivme kazandık. Süper, daha çok 4 sevindim. Aylık çünkü bir kanal. Evet, daha çok yeni. Bir de anne çocuk değil. Ben anne çocukla ilgili bir şey yapmak istemedim. Kadın çocuk, yani çalışan kadının anne olduktan sonraki hayatını 360 dereceyle alıyoruz. Güzel gidiyor. Ama bir dakika, burada benim saksım var. O yüzden konuşturma evet, lütfen. Tamam. Lütfen. Şimdi dur bir dakika, ben hepsini koparırmışım değil mi? Burada. Sonra Tolga da çok canım güzel oldu ama. Ya işte böyle şey ben yapıyorsun. Ben de keseyim mi bir iki tane? Hadi kes. Hatta bu mesela biraz daha kısa bile kesilebilirmiş belki. Öyle mi? Ha. Tamam, ona göre o zaman. Evet. Tamam. Şöyle. Dur, ha yok, çiçekleri değil, şeyleri. Dur bak. Şunu, hangisini? Şunu şöyle keseyim. Biraz şunu biraz daha kısa kesebiliriz. Tamam. Bunu öyle deneyelim. Çok tatlı oldu tam. Şunları tam şöyle koyayım. Biraz daha uzun kes mesela, bakalım ne olacak. Hatta bunu şey bile yapabiliriz bak. Yanlarına da dikebiliriz. Evet. Onun iyi midir uzunluğu? Biraz daha güzel, alayım mı? Süper. Tamam. Harika. Anam. Bunu biraz kısa kesmiş olabilir. Hem de şeyler bayılıyor mesela, böyle büyükler falan geldiği zaman onlar çok çiçek sever ya. Evet, büyüklere. Ay kızım ne kadar güzel düşünmüşsün, bana çiçek, saksıda çiçek. Falan hem de yeniyor. Bilmiyorlar yendiğini, onu söyleyeceğim. Ben koydum, buna çok teşekkür ederim geldiğiniz için falan diye. Ondan sonra teşekkürler dediler ve bakıyorlar. Tatlı nerede? Eriyecek, tatlı eriyor. Sonra dedim ki yanına tabii şey kaşık koymuştum. Ondan sonra dedim ki isterseniz başlayabilirsiniz diye. Aa, yenecek bir şey mi bu diye. Sonra işte böyle koyuyorsunuz önlerine.
Harika. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. İnsan yemeğe de kıyamaz ama dondurma eriyecek. Ondan yiyeceğiz. Elimiz bakıyor. Yani biz istemiyoruz ama mecburuz. Mecburen yemek durumunda kalacağız. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Rica ederim. Ve bu güzel şık sunum için eminim çok insanın, ben de dahil olmak üzere, işine çok yarayacaktır. Güzel. Her zaman, amaç buydu. Her zaman bekliyorum. Bir de Metan'ın linkini de bu videoya ekleyeceğim. Şuralarda bir yerlerde bulabilirsiniz. Yeni anneler mutlaka göz atın. Hatta gülmek isteyen herkes bence göz atsın. Çünkü çok eğlenceli, çok komik videolar var. Evet. Her zaman bekliyorum. Ben sana bunu yaptım. Sen geldin bana cupcake'ler yaptın ama böyle haldır 15 dakika karıştıracağız falan diyor. Allah'ım 15 dakika. Sonra bu kalacak, sonra bunu 15 dakika karıştıracağız. Aman Tanrım. Evet. Benimkisi 15 dakikada böyle oluyor. Hepsi işte, bitmiş abi. Oldu. Böyle. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Afiyet olsun.